Evet arkadaşlar, şimdi de size Patara'yı gezdirmeye geldik. Gördüğünüz oradaki Patara. Şimdi içine girip gezeceğiz. İşte arkadaşlar, Patara Antik Kenti'ndeki tiyatro salonu. Burası, millet buradan izliyor diye, ama da güzel bir şey. Şimdi bunun bir de bir girişi bir de çıkışı var. Şurası giriş olması lazım, o taraf çıkış olması lazım. Oralara gideceğiz. İşte burası, buraya girmek için giriş kapısı burası, çıkış kapısı da şu karşıda olması lazım. Aynen, şurası çıkış kapısı. Sonra işte öyle. Geriyelere gidelim, bakalım neler varmış orada. İşte. Burada bu taşın üzerine bir şey oynuyor. Bu kılıç. Bildiğimiz kılıç. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama şunun da ne olduğunu bilmiyorum. Şu acaba nedir ki bu? Taşta. Ama bu kılıç. Kılıç olduğu çok belli zaten. Başka aynen. Şey bilmiyorum. Evet. Hazır abi. Evet, son derece odaya girdik. Evet Mazhar abi, seninle ilgili düşüncelerimizi alalım. Çok güzel yermiş gerçekten. Evet. Burayla ilgili herhangi bir düşünceniz var mı Mazhar abi? Şimdi arkadaşlar burası normalde işte
Hepsinin fotoğrafları ve altında bilgileri verilmiş. Hepsinin altında şurada yazıyor. Stoa. Evet. Daha gördük. Buraya geçtik. Buraya geçtik. Şu an şu ilerideyiz. Şu an buradayız. Aynen. Şu an buradayız. Çıkmayacağız. İki ayda. Daha geçtiğimiz çok var. Devam edelim. Buraya da krallar oturur. Ben de bir kral olarak oturdum. Arkadaşlar Aborak teknesi gördüğünüz gibi. Bu da gerçek. Evet arkadaşlar. Teknemiz. Aborak teknesi. Aborak teknesi. Bununla normalde nereden nereye geliyorlardı? Varna'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Çanakkale, Andorra, oradan işte Yunanistan'a geçti. Sonra oradan Santaryo, Kaos, Patara'ya geldik. Evet, yukarıda gördüğümüz tekne arkadaşlar. Şurada görüyoruz teknemizi. Biz de şöyle güzel bir açı alacağız. Bu açıyı şuradan yanlayalım. Arkadaşlar tam teknemizi görsünler şöyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her şeyi. Normal kargıdan yapılmış ve etrafı ile iple dolandırılmış bir şekilde görüyorsunuz. Aynen öyle. Gezilip görülmesi gereken müthiş bir yer. İnsanoğlu tarihine önem verecek. Her ne kadar bizim olmasa da bu tarihi eserleri gelip gezmek, görmek çok müthiş. İnsan içi rahatlıyor ya. Bundan sonrası yol yok. Gidemiyoruz.
Bence bu taşların böyle delikli olmasının sebebi, yani ben tahmin ederek söyleyeceğim. Geçmiş zamanda insanlar taşları birlikte taşıyamayınca bence böyle delikler açmış tutamak için yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Sadece bir düşünce. Evet arkadaşlar, size şöyle yakından göstereyim delikleri. Gördüğünüz gibi her taşlarda olduğu gibi delikler var. Delik var. Aynen. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz bir like, bir de abone olmayı unutmayın. Şu aşağıda